efendim hoş geldiniz piyasa yönüne bugün yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Önce fiyatlamalarla başlıyoruz. Vize endeksini dün e, 0.20 değer kazanç kazancıyla 7860 puandan tamamladık. Bir önceki kapanışa göre 16.08 puan arttı BIST 100 endeksi ve toplam işlem hacmi de dün 85.8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %2.29 değer kaybetti. Holding endeksi ise %0.27 değer kazandı. Dün en çok kazandıran 4.71 ile turizm, en çok gerileyense bankacılık oldu. Analistler baktığımızda FED yetkililerinin Amerika Birleşik Devletlerinden gelen açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirtiyor. Dolar TL'de 28.52'deyiz. 0.22'lik bir kazanç var orada. Euro TL 30.54, sepet kur 29.53 ve gram altın 1787'de. Dolar endeksinde gerileme var. 105.38'de euro dolar 1.07, pound dolar 1.22, dolar yani 150.93 ve dolar İsviçre frangı 0.89'da. Asya borsalarında an itibariyle pozitif bir hava hakim. Çin, Şangay'da pozitif yatay görünüm. 3054'teyiz Japonya, Nikkei bir 14'lük bir prim var orada. 32.534 ve Hindistan, Sensex'de 65.013 puandayız. Orada da pozitif yatay bir görünüm var. Amerika Birleşik Devletleri'nde endekslerde de sınırlı da olsa bir çok sınırlı bir kazanç aslında tam yatay Dow Jones S&P vadelilerde azzakta da negatif yatay görünümü 15372. Tahvillerde de geri çekilme görüyoruz. Özellikle 10 yıllık 450'nin altına geldi 449'da. 2 yıllık 492 ve 30 yıllık 4.63'te. altın 1949, Brent petrol 80 doların altına geldi. 79 dolarda ve ham petrol 75 dolarda. Bitcoin 36.600'de %281'lik prim var. 36.000'i de aşmış durumda şu anda. Bitcoin, Bitcoin TL baktığımızda o da 2.37'lik bir kazanç görüyoruz orada ve Ethereum'da da 1.37'lik kazanç 1920 seviyesini görüyoruz. Efendim şimdi günün öne çıkan başlıklarını size aktaracağız birazdan. Bundes Küresel Makro Görünüm 2024-2025 raporunu devam eden küresel yavaşlamanın ortasında G20'nin büyüme dinamikleri farklılaşıyor başlığıyla yayınladı. Raporda yüksek faiz oranları, kredi kanalları aracılığıyla real ekonomiye yayıldıkça küresel ekonominin 2024'te yavaşlayacağı, aktarıldı merkez bankalarının sıkı politika duruşunu sürdürmesi nedeniyle 2024'te talebin yavaşlamasıyla enflasyonun soğuma, soğumaya devam edeceği belirtilen raporda beklenmedik şoklar olmadığı sürece küresel büyümenin 2025'te güçlenmesinin beklendiği kaydedildi. Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünümünü yayınladı. Raporda Avrupa'nın Covid-19'un zorlukları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği enerji kriziyle mücadelesinin ardından uzun vadede fiyat istikrarını yeniden sağlamak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Küresel değişimler ve iklim değişikliğinin uzun süredir devam eden büyüme sorunlarına katkıda bulunduğuna dikkat çekilen raporda, enflasyonun yavaşlamasının hane ve firmalara bir miktar rahatlama sağladığı belirtildi. Raporda emtia fiyatları ve arz kısıtlamaları gibi sorunlardaki azalmanın enflasyonu yavaşlatmakta etkili olduğu ancak, kalıcı çekirdek enflasyonla mücadelenin daha zor olduğu vurgulandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu (Fitch Ratings, yüksek faiz oranlarının bankaların net faiz marjlarına sağladığı faydaların kredi zirve, faydaların zirveye ulaşması ve kredi değer düşüklüğü masraflarının artmasına bağlı olarak İngiltere'nin büyük bankalarının karlılığında zayıflama bekliyor. Raporda belirsiz ekonomik görünüm ve yüksek faiz oranlarına dikkate alındığında kredi değer düşüklüğü masraflarının da yükseleceğine dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya'daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verdi. Söz konusu tedbirlerde öncelik yurt dışı yatırımları dondurulan bireysel yatırımcılara verilecek. Rusya Maliye Bakanı Anton Silianov, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada yaklaşık 3,5 milyon Rus vatandaşına ait 1,5 trilyon ruble değerindeki varlıkların yurt dışında dondurulduğunu söylemişti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, küresel makro görünüm 2024-2025 raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl 4.2, gelecek yıl %2.6 ve 2025'te %3 oranında büyümesini beklediğini bildirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu daha önce Türkiye ekonomisinin bu yıl %4.2 ve gelecek yıl %3 büyüyeceğini öngörmüştü. Amerikan Merkez Bankası yetkilileri %2 enflasyon hedefine ulaşmada bankanın politikasını desteklediklerini belirtirken diğer taraftan Deutsche Bank da Amerika Birleşik Devletleri'nde keskin yükselişe geçen tahvil piyasalarında en az 7. kez güvercine dönüş fiyatlaması yapıldığını hatırlattı. Amerika ekonomisinden gelen veriler, Fed yetkililerinin açıklamalarıyla piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, son haftalarda Amerika getirilerinde yaşanan artışın tahvil piyasası için bir depremden başka bir şey olmadığını öne sürdü. Waller yaptığı konuşmada 10 yıllık hazine tahvillerinin getirilerinin Temmuz sonundan bu yana 100 baz puandan fazla arttığını ve bu nedenle muazzam miktarda dikkat çektiğini söyledi. Merkez Bankası açısından finans piyasalarında bu bir depremdir diye konuşan Waller, dolayısıyla bu uzun vadeli faiz oranlarına muazzam bir ilgi var ve bunu neyin tetiklediği konusunda pek çok spekülasyon yapılıyor dedi. Fed yönetim kurulu üyesi Michel Bowman da Fed'in enflasyonu kontrol altına alma girişimlerini değerlendirdi. Ohio Bankacılar Birliği tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bowman, Enflasyonu %2'lik hedefimize zamanında indirmek için Federal Fon oranını daha fazla arttırmamız gerekeceğini beklemeye devam ediyorum dedi. Gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında %2'ye getirmek için yetersiz olduğunu belirtti. Bowman, politika yapıcıların geçen haftaki toplantılarda %5.25 ve 5.5 aralığında tuttukları Federal Fon oranının kısıtlayıcı göründüğünü ve finansal koşulların Eylül ayından bu yana sıkılaştığının da altını çizdi. Dallas Fed Başkanı Lori Logan'dansa Fed'in faiz politikasına destek geldi. Logan geçen hafta Fed'in politika faizini sabit tutmasının doğru bir karar olduğu değerlendirmesini yaptı. İşgücü piyasasının bir miktar soğumasına rağmen hala çok sıkı olduğunu vurguladı. Logan yaptığı açıklamada 10 yıllık getiride ve finansal koşullarda bir miktar geri çekilme gördük ve bu nedenle bunun devam edip etmediğini ve politikanın sonuçları için ne anlama geldiğini izleyeceğim dedi. Öte yandan Deutsche Bank'ta Amerika'da keskin yükselişe geçen tahvil piyasasını değerlendirdi. Bankanın makro stratejisti Henry Allen yayınladığı notta Fed'in mevcut sıkılaştırma döngüsü içinde tahvil piyasalarında en az 7. kez güvercine dönüş fiyatlaması yapıldığını hatırlattı. Allen, beklentilerin finansal koşulları yumuşatmasıyla merkez bankaları enflasyonu düşürmek için yeniden sıkılaşma gerektiğini hissedebilir değerlendirmesini yaptı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın son faiz kararı sonrası sıkılaşma döngüsünün bitmeye yakın olduğuna işaret etmesi tahvil getirilerini aşağı çekmişti. Amerika ekonomisinin geçtiğimiz hafta sınırlı sayıda tarım dışı istihdam yaratması da bu atmosferi desteklemişti. Uluslararası para fonundan Euro bölgesindeki hızlı ücret artışının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceği açıklaması geldi. Avrupa Merkez Bankası üyesi Yohaim Nagel ise ECB'nin uyanık kalması gerektiğini söyledi. Uluslararası para fonundan Euro bölgesindeki hızlı ücret artışının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceği açıklaması geldi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat baskılarını ortadan kaldırmak için faiz oranlarını önümüzdeki yıl boyunca rekor seviyelerde ya da bu seviyelere yakın tutması gerektiği de ifade edildi. IMF'nin Avrupa Departmanı Başkanı Alfred Kemmer, erken faiz indirimi beklentilerine karşı çıkarak ECB'nin mevduat faizinin önümüzdeki yılın tamamında rekor seviye olan %4'e yakın kalması gerektiğini Kemmer, yaptığı açıklamada, ''Para politikası uygun şekilde sıkı ve 2024 yılında da böyle kalması gerekiyor. Tüm niyet ve amaçlar doğrultusunda, nevduat faiz oranını 2024 yılı boyunca bu seviyede ya da bu seviyeye yakın tutulmalıdır.'' dedi. ECB'yi faizleri çok erken dönüştürmemesi konusunda uyaran Kemmer, böyle bir adımın daha sonra daha da maliyetli bir politika sıkılaştırması gerektireceğini belirtti. Ve çok gevşek olmaktansa, çok sık olmak daha az maliyetlidir. Bizim de kaçınmak istediğimiz şey erken kutlamalardır diye konuştu. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin uyanık kalması gerektiğini, çünkü Euro bölgesinde enflasyonun ücret artışı ve daralan iş gücü arzının etkisiyle beklenenden daha yüksek gelebileceğini söyledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo ve Ueda, ultra gevşek para politikasından çıkmak için real ücret artışı görmenin şart olmadığına dikkat çekti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bankanın ultra gevşek para politikasını sona erdirmeden önce enflasyona göre düzeltilmiş ücret artışının pozitife dönmesini beklemesine gerek olmadığını söyledi. Ueda yaptığı konuşmada, pozitif bir ücret enflasyon döngüsü başladığında reel ücretler muhtemelen pozitife dönmüş olacaktır. Ancak muazzam parasal genişlememizi ne kadar sürdüreceğimiz açısından bu karar verilmeden önce reel ücretlerin mutlaka pozitife dönmesi gerekmiyor. Reel ücretlerin ileride pozitife döneceği kesin olarak öngörebiliyorsak, ultra gevşek politikayı sona erdirme kararı verilebilir dedi. Bu eda, Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek politikadan çıkmayı düşünebilmesi için, artan ithalat fiyatlarının geçişkenliğinin ortadan kalkması ve ücretlerle enflasyonun birlikte yükselmesi gerektiğini vurguladı. Japonya Maliye Bakanı Sununchi Suzuki, hükümetin yükselen enflasyondan kaynaklanan ekonomik darbeyi hafifletmek için bir önlem paketi kapsamında planlanan bir defalık gelir vergisi artışını birkaç yıla yayabileceği görüntü görüşünü bir kenara itti. Parlamentoda konuşan Suzuki, paket kapsamında 2024 yılı için gelir ve bireysel konut vergisini düşüreceğiz. Şu anki varsayımımız vergi indiriminin birkaç yıla yayılmayacağı yönünde dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malatya'da gerçekleştirdiği ziyarette İş Dünyası Finans Akademi ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın bir araya geldiği bir toplantıya katıldı. Toplantıda açıklama yapan Yılmaz, dengeleri gözetip fiyat istikrarını sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iş dünyasıyla gerçekleştirdiği buluşmada ekonomiye dair kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 3 yılda büyümede, ihracatta, istihdamda ve üretimde önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, reel tarafta rakamların olumlu olduğunu, bununla beraber dünya ortalamalarının oldukça üstünde bir enflasyon sorunu yaşandığını kaydetti. Bu soruna ilişkin son dönemlerde gerekli politikaların önceliklendirildiğine işaret eden Yılmaz, bir taraftan re büyüme performansını sanayide ve teknolojide belli bir düzeyde sürdürürken istihdamı arttırıp diğer taraftan da fiyat istikrarının sağlanmasını istediklerini söyledi. Bir anda enflasyonu düşürebilir misiniz sorusuna teorik olarak bence mümkün. Yani bütün dengeleri alt üst edersiniz, hiçbir dengeyi gözetmezseniz çok hızlı bir şekilde bir takım büyük toplumsal maliyetlerle sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama bunu hiçbirimiz istemeyiz. Kademeli bir şekilde belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını, planını yapmış durumdayız. Bir taraftan para politikalarında bir güncelleme yapıldı ve orada Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde gerekli adımları atıyor ifadelerini kullandı. Çimento ve beton fiyatlarındaki faiz rakamlarla ilgili gelen soruya ise Cumhurbaşkanı yardımcısı gerekirse deprem bölgesindeki cezaları arttıracağız. Diğer tarafta ceza 1 liraysa burada 10 lira yapacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda firmalardan alınan özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iç borç stokundaki payı da Ekim ayı itibariyle %4.6'ya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası firmalardan alınan özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verdi. Raporlama 2023 yılı mart ayında başlamıştı. Uygulama başlatıldığı tarihten itibaren 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınıyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Merkez Bankası'na yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleşme ve kapsam değişikliğine gidildiği belirtildi. Kapsam değişikliği ile birlikte mevcut detaylı raporlama formatının sadeleştirilerek firmalara raporlama işlemlerinde kolaylık sağlaması planlanmaktadır denildi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iç borç stokundaki payı Ekim ayı itibariyle %4.6'ya geriledi. Böylelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın payı deprem öncesi seviyelere yaklaştı. Geçen yılın sonunda açıklanan 2023 para politikası metninde 2023 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tahvil alımlarının bilanço büyüklüğünün %7'sine kadar arttırılması öngörülmüştü. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iç borç stokundaki payı mayısta %7.4'e kadar yükselmişti. Bankada yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bu payda gerileme eğilimi başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iç borç stokundaki payı temmuzda %6'nın altında, eylülde ise %5'in altına geriledi. Pandemi etkilerinin ortadan kalktığı 2022'de bu pay %4'e kadar gerilemişti. Şimdi dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu payını ne kadar kısabileceğine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre finansal yatırım araçları arasında Ekim ayında aylık en yüksek reel getiri, külçe altında yıllık en yüksek reel getiri ise BIST 100 endeksinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Ekim'de en yüksek reel getiri tüfe ile indirgendiğinde %0.89'la külçe altında oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına %2.36 kazanç sağladı. Üfeyle indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar %1.23, euro %0.08 ve mevduat faizi %0.06 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken BIST 100 endeksi %2.87 ve devlet iş borçlanma senetleri %6.88 kaybettirdi. Tüfe indirgendiğinde dolar %0.23, euro %1.36, mevduat faizi %1.38, BIST 100 endeksi %4.27 ve devlet iç borçlanma senetleri %8.22 oranında yatırımcısını kayba uğrattı. Öte yandan BIST 100 endeksi 3 ve 6 aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri oluşturan yatırım aracı oldu. Finansal yatırım Yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de BIST 100 endeksi üfe ile indirgendiğinde yüzde 54.15, tüfe ile indirgendiğinde yüzde 33.16 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede üfe ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 26.09, euro yüzde 15.62 ve dolar yüzde 7.55 reel getiri sağlarken mevduat faizi yüzde 17.48 ve devlet iç borçlanma senetleri yüzde 43. .6. %67 kaybettirdi. Tüfe ile indirgendiğinde külçe altın %8.92 reel getiri imkanı sağlarken euro %0.12, dolar %7.09, mevduat faizi %28.72 ve devlet iç borçlanma senetleri %51.34 kayba yol açtı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ihracat iklim endeksi Ekim ayında eşik değer 50'nin altında kalarak Ekim'de 48.5 olarak gerçekleşti. Böylece ihracat ikliminde 2023 başından bu yana en belirgin bozulma kaydedildi. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Ekim 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre endeks Ekim'de 49'dan 48,5'a geriledi. Endekste eşik değeri olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerse bozulmaya işaret ediyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Türk imalat sanayi ihracatçıları yılın son çeyreği nin başında zorlu bir talep ortamıyla karşı karşıya kalmaya devam ederken zayıflık yine büyük ölçüde Avrupa'daki ana ihracat pazarlarında süre gelen yavaşlamadan kaynaklandı. Amerika genişleme patikasında kalırken bazı Asya ülkeleri ve Orta Doğu büyüme eğiliminin yoğunlaştığı diğer bölgeler oldu. Türk imalat sektörü ihracatının en büyük 10 pazarından 7'sinin bulunduğu Avrupa'da İspanya hariç tümü Ekim ayında daralma kaydetti. Talebi olumlu yönde etkileyen pazarların büyük bölümü yine Orta Doğu'da yer aldı. Büyümenin son 4 ayın en yüksek temposuna ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri en hızlı genişleyen pazar oldu. Bir diğer önemli ihracat pazarı olan Rusya'da da üretim Ekim ayında güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Ve efendim şimdi de karşımızda ekonomist sevgili hocamız Burak Köseoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Günaydın. Günaydın. Günaydın Melis. Hocam e, şimdi şunu merak ediyorum ben. E, dün Hazine ve Maliye Bakanı e, Şimşek'in açıklamaları vardı Türk-Arap Forumunda. Gerilim yeni normal oldu diyor. Ne dersiniz? E, biraz sanki öyle gibi. E, bütün çevreler yavaş yavaş savaşlara, olağanüstü olaylara alışmaya başlıyor gibi gözüküyor. Ama bunun ne kadar süre devam edeceğini henüz kestiremiyoruz çok fazla. E, bu etrafımızdaki ortama ve duruma rağmen e, biliyorsun... E, dün petrol fiyatları yine geriledi ve 80 dolar. Evet, o neden yani... neden geriledi petrol fiyatları? Valla Brent tarafında da e, aynı gerileme oldu. Her iki tarafta 80 doların altında gözüküyor şu anda... E, teorik olarak açıklayacak bir şey ben çok fazla e, bulamıyorum. Talepteki e, düşüş e, ancak bunu açıklamaya yeter çünkü e, OPEC tarafındaki ...kısıntılar devam ediyor. E, öte taraftan e, 2024 için büyüme ile ilgili e, Moody's'den bir uyarı geldi. Türkiye'de bu uyarının içinde. E, özellikle yüksek faiz oranlarının kredi kanalları aracılığıyla piyasalara sirayet etmesi sebebiyle 2024'te büyüme hızının oldukça hızlı gerileyeceğini tahmin ediyor Moody's. Dünya genelinde ortalama büyümenin 2.1'e. Türkiye'de de bu yıl 4.2, gelecek yılda 2.5 gibi bir büyüme sebep olacağını, dolayısıyla yüksek faizlerin dezavantaj haline gelmeye başladığı ile ilgili bir uyarısı var. Birazcık da ben buna bağlıyorum. Bu uyarıyla birleşik olarak petrolde talebin düşeceğini hesapladıklarını tahmin ediyorum. Evet. Peki şimdi <laughs> baktığımız zaman aslında piyasalarda bu hafta hani sakin bir seyir var veri akışı açısından da ama hep açıklamalar geliyor Fed yetkililerinden. Şimdi onların üzerinden gitmek istiyorum birkaç tanesiyle ilgili. Dün de Kaşkari'den şahin açıklamalar vardı. Şimdi New York Fed Başkanı Williams diyor ki uzun vadeli politika yapma biçimini geliştirme konusunda büyük adımlar attık. <laughs> Ancak Fed'in artık hem şeffaflık hem de politikayı daha uzun vadeli bir strateji olarak düşünme konusunda büyük bir dönüşüm geçirdiğini söylemiş. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da belirsizlik agresif bir politika tepkisini gerektirebilir demiş. Enflasyon beklentileri sapmaya başlarsa zayıf bir para politikası tepkisinin gerekliliği ve beklentisi sorunu daha da kötüleşecektir demiş. Ne dersiniz? Sizce de öyle mi? Ben kesinlikle katılıyorum. Burada FED hiçbir zaman evet biz durduk Artık frene basıyoruz, eski normallere dönmeye başlıyoruz. Lafını hep söylemedi, hiç söylemedi. Seninle de hep tartışmamızda bunu konuşuyoruz. Piyasa hızla normallere dönmek istiyor, bunu görüyoruz. Ama Fed tarafında birçok başka bunun hala normallere yakın olmadığını düşünüyor. Zira hedefi ki bulunduğumuz yer 3.5-3.6'larda. Dolayısıyla e, enflasyonda hedeften oldukça uzak şu anda. FED %70 gibi arada fark var, hep söylüyorum. E, ve hala faiz silahını elinde tutmaya devam ediyor. Her an ben bunu kullanabilirim diye. Bunu da e, çeşitli eyaletlerin, FED başkanları ısrarla e, belirtmeye devam ediyor. Güvercin açıklamalar yapan FED başkanı sayısı az. Şahin açıklamalara devam ediyorlar. Dolayısıyla FED şu anda durmuş ve faiz arttırmıyor olabilir... Ama her an 25 bas puan, 50 bas puan yeniden yukarı doğru bir hareket yapmayacağının hiçbir garantisi yok. Ama biraz önce bahsettiğim mesela Moody's'in raporunda da faizler daha da yukarı gidecek olursa bu faizlerin büyüme üzerinde direkt olarak etkisinin olacağından bahsediyor. Hatta Çin'le ilgili dün okuduğum bir raporda Çin'de büyüme beklentilerinin tekrar aşağıya doğru revize edildiğini e, görüyoruz. Beklentiler aşağıya doğru geliyor. E, sebebi de özellikle perakende tarafta düşüş devam ediyor. Hatta perakende taraftaki düşüşün etkisiyle perakende fiyatlarında da gerileme var ilginç bir şekilde. Dolayısıyla Çin'de de maalesef taşlar yerine oturmuş değil. Yani dünyanın en büyük ekonomisi e, ama taşları yerine bir türlü oturtamadı. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu bugünlük. E, görüşmek üzere diyelim. Size de kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Kolay teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat 8.30'da Cenk Akyoldaş Araştırma Müdürümüz sizinle birlikte olacak. MTA piyasası programında ve devamında da saat 8.45'te biz beklenti raporunda Cenk Ak Yoldaş'la birlikte olacağız.